fiyatların doların o seviyelere çıkması ya da sattığımız ürünlerin o seviyelere çıkması da bizim çok işimize gelen bir durum değildi biliyorsunuz. Yani piyasa o şekilde bir belirsizliğe girince ister istemez insanlar alışveriş şeyinden de çekiniyorlar. Yani biz de daha rahat, daha sakin bir ortamda alışveriş yapılmasını bizim de avantajımız olur. Şimdi dolar yükselirken büyük firmalar genelde o hızı biraz daha hızlı bir şekilde şey yaptıkları için, mal döndüğü için biraz daha erken yükselttiler. Ama biz yerelde hem bağlı olduğumuz federasyon yönetim kuruluyla hem Van'daki yerel marketlerle yaptığımız görüşmelerde daha temkinli, işte yeni mal geldikçe yeni fiyatları yükseltelim şeklinde. Biz çok yani Türkiye'deki kadar çok hızlı Van özelinde çok hızlı bir şekilde fiyatları yükseltmedik. Her yeni mal alışımızda yeni fiyatları belirleyip etiketlerimizi ona göre değiştirdik. Şimdi bu durumda da hani marketlerde şey bekleniyor. Hani açıkçası bir tüketici olarak biz de aynı şeyleri bekliyoruz. İşte atıyorum ki dolar 18 lirayken ya 150 liraya çıktı. İşte dolar 12 liraya düştüğünde yağında işte 10 liraya düşmesi bekleniyor. Yağında 100 liraya düşmesi ya da 120 liraya düşmesi bekleniyor ama şimdi bu durumda marketçi stokçu olmadığı için ya da stonda mal olmadığı için ancak o ürünü tekrar aldığında yeni fiyat gelir ve o yeni fiyat üzerinden fiyatlandırır. Şimdi biz burada sadece alıp satma şeyindeyiz. Modunda. Yani biz üretici değiliz. Şimdi aynı zamanda bir ürünün eski fiyatına geri dönmesi için bazı maliyetlerin de eski fiyattan olması lazım ki bunların içinde işte biliyorsunuz lojistik maliyeti yani benzine motoruna yapılan zam çok büyük bir etkendir. Hani o eski fiyatlara dönmesinin imkanı yok. Ama fiyatlar düşer mi? Yani kabul edilir rakamlara düşer mi diye sorarsanız hani bir ay içinde hemen hemen herkesin de şey yapabileceği, kabul edebileceği yeni fiyatları inşallah raflarda görmüş olacağız. Yani çok uzun bir süreç olmayacak bununla ilgili. Şimdi enflasyon fiyat sıkıntısı aslında şeyin de bu şey döviz kuruyla da alakalıdır ama iklimsel sıkıntılarımız, üretimle ilgili bizim dünyada biliyorsunuz bir küresel ısınma ve geçen yılda dünyada çok kurak bir mevsim geçirdik. Bundan dolayı işte beklediğimiz tarımsal rekorterin %60'ını gerçekleştirebildik. Ve bu durumda bu %60 arzın %100'lük talebi karşılamaması insanlarda daha doğrusu ülkelerde özellikle bizim tarım ülkesi oluşumuzdan dolayı mesela hem ihracatta bu şeyi sağlayamadık. Mesela dış piyasaya döviz kurundan dolayı bizim ihracatçılarımızın yani çiftçilerimizin ürünlerini dış piyasaya pazarlarken daha fazla kâr etme olanakları varken iç piyasaya satmak onları biraz şey yapınca ister istemez bir enflasyon oluştu. Yani nasıl oluştu? Fiyatlar hem kısmen döviz kuruna bağlı olsa da büyük bir kısmı kuraklıktan kaynaklı rekorterin düşüklüğünden meydana geldi. Umarım bu yıl içinde inşallah yağışlı geçer. Şimdi beklentimiz şey yönünde işte mesela buğday rekor temiz düşük, ayçiçek rekor temiz düşük. Bu yıl eğer yağışlı geçerse önümüzdeki yıl gıda fiyatlarının hani bu yılki dolar şey baz alınsa bile daha altında olacağı kanaatindeyim ben. Yeni tarım politikaları üretmemiz lazım. Şimdi dünya tarımı daha farklı bir boyuta taşıdı. İşte topraksız mahsul, su, biz vahşi bir şekilde sulama yapıyoruz. Yani suyu daha verimli kullanırsak bizim ülkemizde tarımsal herhangi bir sıkıntının çıkabileceğine inanmıyorum. Ama biz doğru tarım politikası üretmiyoruz. Neyi ne kadar üreteceğimizi bilmiyoruz. Bir yıl patates üretmiyoruz. Patates 12 liraya çıkıyor. Bir sonraki yıl hiç üretmememiz gereken
miktarın 2-3 katına çıkıp bu sefer patatesi 1 liradan satıyoruz. Bunlar bir şekilde dengelerse hiçbir sorun olmadan daha güzel, daha doğru bir üretim, daha doğru bir satış politikamız oluşacaktır.